Herkese merhaba. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bu ay biraz kitap okudum. 6 tane. Gerçekten çok değişik türlerde kitaplardı bunlar. O yüzden bu ay okuduklarımdan memnunum. İlk olarak Murat Anmungan'dan Yaz Geçer kitabını okudum. Bu bir şiir kitabı. İlk defa Murat Anmungan okuyorum ve çok merak ediyordum. Ve beni fazlasıyla tatmin etti. Murat Anmungan okumak benim için çok farklı bir tecrübeydi. Çoğu zaman sesli okudum ben bu kitabı. Çünkü o zaman daha fazla hissediyormuşum gibi geldi. Özellikle Bilardo Topları ve Terastaki Havlu şiirlerine bayıldım. Sanırım içindeki en sevdiğim şiirler bunlardı. Murat Anmungan'ın çok farklı metaforları var. Çok farklı benzetmeleri var. Ve okuduğum zaman büyük bir hayranlık duyduğumu söyleyebilirim. Eğer şiir okumayı seviyorsanız Murat Anmungan'la kesinlikle tanışmanız gerekiyor. Bizim birlikteliğimiz de burada son bulmayacak kesinlikle. Ben diğer kitaplarını da alıp okumaya devam edeceğim. Sonrasında çok sevdiğim bir yazar olan Tezer Özlü'nün Zaman Dışı Yaşam adlı senaryosunu okudum. Senaryo olduğunu öğrendiğim zaman bana aslında daha farklı bir şey okuyacakmışım gibi geldi. Fakat değildi. Daha önce Tezer'in kitaplarında okuduğum şeyler vardı bunun içinde de. Yani burada da ana karakter Tezer Özlü. Burada da yazdığı şeyler birkaç anısından yola çıkarak yazdığı şeyler. Tabii bunlar benim bu kitabı sevmeme engel mi? Tabii ki değil. Ben Tezer Özlü'yü kişiliğiyle de seviyorum. Kendini ana karakteri olarak kullanmasıyla seviyorum zaten. Ve o kadar çok şey katıyor ki kitaplarına kendinden. Mesela en sevdiği yazar, en sevdiği şair Peveys'in sözleri, alıntıları kitapta çoğu zaman dış ses olarak kullanılmış. Tezer Özlü okumak kolay değil, senaryo okumak da kolay değil. O yüzden bu kitap Tezer Özlü'ye başlama kitabınız olmalı mı? Pek emin değilim. Bence Çocukluğun Soğuk Geceleri'yle başlayın. Çünkü bu kitabı okumakta biraz daha zorlanabilirsiniz. Size biraz boğucu gelebilir açıkçası. Ama Tezer Özlü bu kitapta da beni hayal kırıklığına uğratmalı. Sevdiğim yönlerini tekrar tekrar bana hatırlattı kitabıyla. Keyifli bir okuma yaşatmış oldu. Sonrasında bir çizgi roman okudum. Venom'ın Eve Dönüş adlı cildini okudum. Bu ilki ve ben daha Venom'ı izlemedim filmini. O yüzden o konu hakkında bir şey söyleyemeyeceğim ama çizgi romanın çok güzel olduğunu söyleyebilirim. Venom'ın özellikle bu kadar derin bir hikayesi olduğunu bilmiyordum ben. Ve kötü bir karakteri baş karakter olarak okumak çok daha farklı bir deneyimdi. Baş karakter Venom ve İyi kötü çelişkisini okumak da ayrıydı. Yani bir nevi şizofreni gibiydi. Çok güzeldi bence o yandan. Fakat çizgi romanın çizimlerinden pek hoşlanmadığımı söyleyebilirim. En azından benim seveceğim şekilde değillerdi. Renkleri de. Ama hikaye bazında bayıldığım bir çizgi roman oldu. Sanırım diğer ciltleri de çıkmış. O yüzden almak için sabırsızlanıyorum. Sonrasında Anita Blake serisinin 3. kitabı olan Lanetliler Sirkini okudum. 2. kitabı geçen ay okumuştum. Hani hatta orada da söylemiştim, Anita Blake ile ilişkimiz elimdeki kitapları bitene kadar. Çünkü 20 kitaplık bir seri. Benim elimde de 4 kitabı var, bu da 3. kitap. Yani Anita Blake ile yavaş yavaş vedalaşmaya başlıyoruz. Bu kitapta da yeni karakterler dünyamıza giriyor. Bilmiyorum aslında Anita Blake ile vedalaşmaktan emin miyim? Çünkü bu kitabı diğerlerine nazaran biraz daha sevdim. Bir de şunu özledim ki vampir okumayı bir hayli özlemişim. Fakat buradaki vampirler böyle Twilight vampirleri gibi değil, daha böyle vahşi vampirler. O yüzden biraz daha yetişkinlere yönelik bir fantastik seri Anita Blake serisi. Karakterleri falan da öyle. Ben dünyasını seviyorum. Siz de bir ilk kitabını okuyabilirsiniz. Eğer severseniz seriye devam edersiniz. Eğer sabırlı biriyseniz, çünkü dediğim gibi 20 kitaplık bir seri. Benim bildiğim kadarıyla 20 kitap. Sonrasında Sherlock Holmes okuyasım geldi. Gerçekten böyle kitaplığıma bakıyorum ve o an ne okumak istiyorsam elim ona gidiyor, alıyorum ve geçiyorum yatağıma. Tabii bu evde olduğum süreçte oluyor. Kocaeli'de olduğum süreçte maalesef böyle bir imkanım olmuyor. Sherlock Holmes'un Bakır Renkli Kayın Ağaçları adlı bu kitabını okudum. Mavi Çatı Yayınları'ndan çıkmış bu. Bence fena değildi. Yani beni tatmin etti. Çünkü o an zaten Sherlock Holmes okumak istiyordum. Sherlock Holmes'un ne olduğunu biliyorum. Nasıl kitaplar olduğunu, hikaye çözüm şeklini falan filan az çok bildiğim için karakterlerini. Kitap da haliyle beklentimi karşıladı. Benim için kısa, keyifli bir yolculuktu. Sadece bazen Mavi Çatı Yayınları'nın çevirisiyle biraz sorun yaşadım. Ve de editasyonuyla. Bırakın kitap okurkeni, ben normal hayatımda biriyle yazışırken bile kurallara, yazım kurallarına dikkat ediyorum ve karşımdaki bağlaç olan değil birleşik yazdığımda küplere biniyorum. Bunu okurken, kitapta okurken daha fazla sinirleniyorum. Çünkü bu kitapların bir editörü var. Yani bu mesleği icra eden insanlar var.
O yüzden kitapta beni sinir eden noktalar bunlardı. Onun dışında Sherlock Holmes bana beklediğimi verdi. O konuda hiçbir sıkıntı olmadı. Sonrasında Oyun Ustası adında bir genç yetişkin romanı okudum. Distopya sayılır mı bilmiyorum ama biraz da bilim kurgu öğeleri olduğunu söylemem gerekiyor. Bu James Dashner, Labirent Ölümcül Kaçış'ın yazarı. Sanala odaklı karakterimiz gerçek dünyadan sanal dünyaya falan kaçıyor. Aslında çok eğlenceli bir kitap fakat başlarda biraz kitabın içine girmekte sorun yaşadım. Çünkü hem dünya yeni hem karakteri tanımıyorum ve üçüncü kişi ağzından anlatılıyor. Kitap beni biraz soğuttu. Fakat sonradan kendini toparladı çünkü o aksiyon maratonu, macerası falan iyice beni kendi dünyasına hapsetti. Kitap özellikle yan karakterleri çok sevdim. Onları okumaktan büyük keyif aldım. Ama kitap hakkında özellikle söylemem gereken bir şey var. Sonu muhteşemdi. Gerçekten o kadar sağ gösterip sol vurdu ki, o kadar ters köşeydi ki kitapla ilgili en sevdiğim kısım bu oldu. Şunu söyleyebilirim, bir de hani genel olarak bana bazıları kitap fuarlarında özellikle çok fazla soru geliyor. Hani lise, ortaokul çağındaki erkekler geliyor ve bana kitap öner falan filan diyor. Kitapları cinsiyet biçmek değil amacım. Fakat genel olarak benim önerdiğim aşk kitaplarından hoşlanmıyorsunuz. O yüzden bu kitap sizin sevebileceğiniz bir kitap. Özellikle Labirent serisini hepiniz biliyorsunuzdur. Filmlerini sevdiyseniz bu kitabı da seversiniz bence. Uzun zamandır böyle bir kitap okumuyordum. Hani tamamen farklı bir dünyası atmosferi olan. O yüzden bana iyi geldiğini söyleyebilirim. Bu ay okuduğum kitaplar bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Siz bu ay neler okudunuz? Yorum atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.